Sizlere bu kış mevsiminden böyle güzel lalelerle merhaba demek istedim ki artık yavaş yavaş kış yarıyı geçti ve halen daha burada çok güzel aslında tam da şimdi buranın en güzel mevsimi lale devri diyoruz buna biz. Şu anda lale devri'ni yaşıyoruz. Çok da güzel bir görüntü görünce içimiz açıldı muhteşem. Bu laleler ne kadar muhteşem, ne kadar güzelse şimdi ben size biraz sonra gösterecek olduğum arazide o kadar güzel, o kadar muhteşem bir parsel. Valla ne diyeyim şimdi arazinin içerisine geldik. Biz de şaşırdık. Ki o kadar güzel, o kadar muhteşem. Tam da böyle sırtını ormana dayamış. Sırtını ormana yaslamış muhteşem bir arazi burası. Biraz sonra size açıklayacak olduğum buranın burayla ilgili bilgiler dahilinde <laughs> manzarayı görünce siz de bana hak vereceksiniz umarım. Öncelikle ben size bir yüz ölçümünü hemen buradan belirteyim. Ondan sonra arazinin ne kadar rahat ve muhteşem olduğunu göreceksiniz. Burası tam 5643 metrekare yüz ölçümü. Ayrıca her iki tarafında Karasura yolu mevcut. Hem altında hem üstünde. Yani alt tarafında hem kanal var. Sulama kanalı. Üst tarafında da bir tane orman yolu. Aynı zamanda bu Karasura yolu olma özelliğiyle birlikte yani parselin her iki tarafının yol olması da çok çok daha güzel bir durum. Şimdi işin daha güzeli. Şimdi sırtımızı arka e, arkamızdaki o yamaç dağ kısmına sırtımızı yaslayınca tam karşımızda muhteşem ötesi bir görüntü ki e, bu Torosların zirvesi birkaç gün önce de buraya çok çok güzel kar yağdı ve e, tam da istediğimiz o kartpostallık Görüntü ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz üzere buradan muhteşem bir manzara. Şimdi ben size hemen e, tam olarak nereye baktığımızı buradan belirteyim. Tam karşımızda Arsa Köyü'nden itibaren başlıyoruz. Ki Arsa Köyü'nün biliyorsunuz e, yan tarafı artık Antalya sınırı. Aynı zamanda a, a, Arsa Köyü'nün tam alt kısmı o kayalıkların alt kısmı Satkent Doğal Milli Parkı'nın olduğu yer. Şimdi biraz daha sol tarafa doğru kayalım. Aynı zamanda Arsak Köyü'nden başlayarak hemen sol tarafında Bağlı Ağaç Köyümüz var. Hemen onun yanında Yaka Köyü dediğimiz o suların, bol suların çıktığı bölge Yaka Köyü tam karşımızda. Yine biraz daha yan tarafa geçersek Kayacık, Çatak ve Dere Köyü'ne kadar buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, bu muhteşem kar manzarası eşliğinde ben size biraz da buranın diğer detaylarını aktarayım. Geldiğimiz nokta itibariyle şu anda çay kenarı mahallesindeyiz. Tabii ki yine Seyli Kemer ilçemizin çay kenarı mahallesinde. Hava birazcık rüzgarlı, biraz soğuk ama ona rağmen biz e, görevimizi, işimizi asla e, aksatmamaya çalışıyoruz. Ve devamında da sizlere yine buradan e, çok güzel görüntüler, çok güzel e, parseller buldukça sizinle de buradan e, paylaşıyoruz. Aynen şu anda görmüş olduğunuz e, manzara gibi parselimizin yan tarafındaki diğer parseller. Hepsinin içerisinde farklı farklı meyve ağaçlarının bulunduğu, ve tam karşımda o kurumuş gibi gözüken ağaçların da tamamının nar bahçesi olduğunu ki nar ağaçları kış mevsiminde yapraklarını dökerler. O yüzden şu anda yapraksız vaziyette kurumuş gibi gözüküyor. Ama sadece iki ay sonra buraya gelirseniz burası o nar bahçesinin yemyeşil yapraklarıyla ve o turuncu ve kıpkırmızı çiçekleriyle donanmış vaziyette. Burada gerçekten şaşarsanız muhteşem bir görüntü. Yine etrafımız dediğim gibi çok rahat, çok geniş. Burada şunu da belirteyim. Burada izole bir hayat düşünenler için burası e, biçilmiş kaftan e, bir parsel. Çünkü arka tarafınız e, çamlık olan, e, ormana yasladığınız bir bölge burası ki arka tarafta da buranın bir kadrosu resmi yolunun olduğunu söyleyeyim. Şimdi burada bir atasözü var. Ne derler? Sırtınızı ya ağaya dayayacaksınız ya da dağa dayayacaksınız derler. O yüzden e, biz artık memlekette çok fazla ağa kalmadığı için de en güzeli, en garantisi sırtımızı dağa yaslamak e, diyorum. Neden? Çünkü e, sırtımız zaten orman olduğu için orada kurumuş birçok e, çam dalları, e, çam ağaçlarının olduğunu aynı zamanda da tabii ki orada dökülen, kırılan birçok çam dallarının olduğunu da e, belirteyim. Yani şu demek, buraya geldiğinizde hiç kalorifer veya buna benzer bir şey ihtiyacınız olmayacak. Zaten dağdan ihtiyacınız kadar odunu karşılamanız gayet mümkün. Şimdi gelelim işin güzel tarafına. Bakın, hemen şunu da belirteyim ki buradan önümüzde bu parselin bir kısmı sürülmüş. Herhalde burasını bahçe olarak bırakılmış. Burayı da e, zaman içerisinde tabii bahçe olarak e, biber, patlıcan gibi sebze ürünlerinin dikildiği bir bahçe ve e, tarla sürülmüş ya tezekli. Biz de böyle tezekli tarlayı görünce hemen aklımıza şu geliyor. Ne demişler? Tarlanın tezeklisi kızların göbeklisi demişler. Evet, e, böyle bir bahçedeyiz. Yine oradan da belirteyim. Hemen yan tarafımızda. E, Parselimizin yaklaşık e, yarısı kadar bir e, bölümde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları yaklaşık e, 12-13 yıllık ve tam meyveye gelmiş. Zeytin ağaçları aynı zamanda e, bakımı çok çok güzel yapılmış. Görüyorsunuz altı yemyeşil yeşil halı gibi e, yani hiç e, çalı çırpı, diken vesaire gibi yaban otlarının bulunmadığı çok bakımlı, çok güzel bir bahçe. Bunun yanında bu zeytin ağaçlarının yaklaşık olarak burada 200 civarında bir zeytin ağacı saydık. Tabi bu irli ufaklı ama genelde hepsi tam meyveye gelmiş zeytin ağaçları. Tam da bakımı yapılmış. Gayet de güzel, çok hoş, bakımlı bir bahçe. Demiştim biraz önce yaklaşık 200 civarında içerisinde zeytin ağacı bulunmakta. Ayrıca içerisinde yine 30 civarında çam ağaçlarının da bulunduğunu belirteyim. Tabi burası tapulu araziniz olduğu için bu genç ağaçları bırakabilirsiniz. Biz bu genç ağaçlarının asla genç ağaçların kesilmesini veya başka bir amacı uğruna bu ağaçların heba edilmesini pek de tavsiye etmiyoruz. istemiyoruz da çünkü Ormanlar bizim burada ciğerimiz. Ormanlar bizim burada oksijen depomuz olduğu için de e, biz bunlara karşıyız tabii ki. Ama tabii arazinin yeni sahibi siz olduğunuz zaman da yine bütün inisiyatif sizde de <laughs> istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Bakın halen daha burada yine birkaç tane genç ağaçta bulunmakta. Bununla birlikte arkaya doğru gittiğimizde e, arkada yine boşluk düzlük bir alan var. Ve orada da, da her türlü e, bağ, bahçe veya ev ihtiyacınızı yapabileceğiniz çok güzel boşluk bir alan var ki o da tam olarak burası şu anda. Şimdi bu boşluk alanı burada ben size anlatırken hemen şöyle bahsedeyim. Daha doğrusu bir hemen size şöyle güzel bir görüntü de vereyim. Çünkü hava yavaş yavaş soğuyor artık. Akşam vakti geliyor. Biz de yavaş yavaş kaçma niyetindeyiz. Fazla da akşama kalmadan Buradan kaçalım diyoruz ama bu güzel görüntüyü de ben sizinle buradan paylaşmadan gitmek istemiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu anda burada rengarenk lalelerin olduğunu ve her taraf rengarenk lalelerle dolu durumda şu anda. Buradan da bu güzel laleleri sizinle paylaşıyorum. Umarım siz de buradan bizim keyif aldığımız kadar siz de keyif alıyorsunuzdur. Genel olarak baktığımız zaman çevremiz aynen bu şekilde. Gayet güzel ormanlarla, çam ağaçlarıyla, zeytin ağaçlarıyla ve diğer meyve ağaçlarıyla bezenmiş bir bahçe. Şurada bir görüntü vermek istiyorum sizlere. <laughs> Aynı zamanda bakın buradan çevre yolunu rahatlıkla görebileceğiniz bir alan. Yaklaşık kuş uçumu 700 metre civarında bir mesafemiz var. Kaş kalkan çevre yolundan içeri girdiğiniz zaman. Yani çevre yoluyla aramızda yaklaşık bir 700 metre mesafemiz var. Kuş uçumu. Buradan da e, rahatlıkla e, bahçenize gelip gitme e, şansınız var ki. Buradan biraz daha açayım şöyle. Bakın az sonra oradan geçen araçları herhalde e, ben size gösterebilirim. Evet çevre yolunun çevir yolunun olduğu bölge orası. Oradan da burası çok yakın mesafede. Ayrıca e, hemen alt tarafımızdan yaklaşık yine 400-500 metre alt tarafımızda yüksek gerilim hattı var. Ki bizim arazimizle hiç alakası yok. Yine bunun yanında e, köyler yani köy e, yerleşim alanı buraya çok da uzak değil. Belki de yine 600-700 metre civarında evlerin çok yakın olduğunda belirteyim. Buradan da rahatlıkla elektriğinizi, her şeyinizi rahatlıkla alabilme durumunuz da var tabii ki. Mevcut durum şu andaki bu. Yine şuradan bir görüntü daha. Bakın biraz da yukarı çıktıkça böyle arazinin yukarısına doğru çok daha güzel, muhteşem bir görüntü daha geliyor. Tam karşımızda. Yani ne diyoruz? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Buraya geldiğiniz zaman sırtınızı daha yaslıyorsunuz. yaslıyorsunuz. Orasına keyfinize bakıyorsunuz. Evet, dediğim gibi son olarak yine belirteyim. Burası 5643 metrekare. İçerisinde yaklaşık 200 civarında tam meyveye gelmiş zeytin ağaçlarının olduğu konum olarak hafif yamaç olan muhteşem, mükemmel bir arazi. Bunu hiç kaçırmayın derim ki bizim böyle gördüğümüz içimize sinen çok da güzel parsellerden bir tanesi burası. Evet, şimdilik bu kadar. Yine bütün detayları videonun altında paylaşmış olacağım. Farklı bilgi isterseniz de yine diğer bilgiler de burada var. Yine de rahatlıkla arayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyoruz.